Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sevgili izleyiciler, güzel ve güneşli bir gündeyiz. Neredeyiz? Tekirdağ'dayız. Tekirdağ Şarköy'e doğru gidiyoruz. Çobanla baş başaya hoş geldin diyoruz. Ancak bundan sonra Türkiye'yi il il gezerken çobanla baş başa programlarında kameramıza takılanlar diye bir bölüm ilave yapıyoruz. Kameramıza takılanlar da gittiğimiz bölgede kayda değer önemli görüntüleri kaçırmayıp kısa kısa spot görüntülerle sizlerle paylaşmak istiyoruz. Çünkü o bölgenin çobanlarını, koyunlarını, çiftliklerini tanıtırken o bölgede farklı görüntülere de yer vermek istiyoruz. Çok önemli görüntüler olduğunu düşündüğümüz konuları işlemek istiyoruz. Şimdi yol boyunda giderken çiftçileri gördük. Tarlada çalışıyorlar. Bakalım bu çiftçiler ne yapıyorlar? Hep birlikte izliyoruz. Sevgili izleyiciler, bugün günlerden pazar günü, 9 Haziran. Gördüğünüz gibi Tekirdağ Şarköy'de çiftçilerimiz, köylülerimiz harıl 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 çalışıyorlar. İşte şimdi onlar konuğumuz. Sizi tanıyalım abi. İsmim Hüseyin Acar. Hüseyin Acar abi. Evet, çiftçilik yapıyoruz. Emekliyim. Aynı zamanda bağcılık yapıyorum. Burayı da mısır, işte domates ekeceğiz. Bir kilometre ileride de bağım var, bir 50 dönüm kadar. Yolun dibinde hemen asfaltın dibinde. Ha, ne bağ var abi? Üzüm. Üzüm bağı. Evet, bir 50 dönüm kadar. Yol boyunda hemen asfaltın boyunda. Onlarla uğraşıyoruz. Neresiniz siz? Biz Yeniköy, Şarköy Yeniköy. Şarköy Yeniköy. Az ileride, Tekirdağ evet. Az ileride, 3 kilometre ileride evet. Köyümüz. Evet. Şimdi sen bu traktör yerine bunu kullanıyorsun. Tabii. Bağ traktörü, bağ, değil mi? Bağ motor bunun adı. Pırpır diyoruz bunu. He. Bununla sürüyoruz. Nasıl? İyi oluyor mu? Güzel. Güzel, yumuşat, yeri inceltiyor. Maşallah. Öteki traktör eziyor. Eziyor. Bu evet. Ezmiyor, o şeyi var. Ne ekiyorsunuz buraya? Mısır, domates ekiyorlar. He. Biraz bal kabağı, işte fasulye. Burası ceviz bahçesi. Ceviz bahçesi, evet. Ceviz bahçesinin içerisine bunları ekiyorsunuz. Evet, boş ya bu aralar, boş olduğu için değerlendirmek amacıyla. Yer de yumuşak, sulu yer. Güzel oluyor, kuyumuz da var orada, su kuyumuz da var. Sulamak imkanı var. Kuyu, daha, kuyu nasıl kuyu? Kaç metrede kazdınız kuyu? 5 metre derinlikte keson kuyu yaptık. 3'e 3 ebatta kazdık. Ortaya bir tane boru indirdik. 3'e 3? Evet, kazdık. İçine de 10 traktör taş doldurduk. Kuyun ortada borusu var. He. Su dolu içi ağzına kadar. Allah su dolu. Allah Allah. Neyle basıyorsunuz suyu? Elle veya benzinli motorla şu anda elle tulumbayla çekiyoruz. Allah Allah. Şu su çıkar mı? Tabii çıkar. Bir görelim mi? Tabii buyurun. Hadi sevgili izleyiciler. Bakınız. Arazilere kuyu nasıl yapılırmış, su nasıl bulunurmuş, işte köylümüz bize gösterecek. Sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi tarlada bayanlar da çalışıyor. Abla, demek ki siz böyle bayanlar çalışıyorsunuz, adamlar yatıyor, öyle mi? Değil mi? Evet, öyle. Bak, bayanların sırtından. Sarma sanmayın, bak bu sarma evet. Değil. Çünkü sevgili izleyiciler, abla sarma zannetti bunu. Yiyecek. Çünkü bugün hava biraz rüzgarlı, evet. Mikrofon uğultu yapıyor. Montajda da bana sık sık arıyorlar, rüzgarlı yerde çekme ne yapayım? Ama adamlar rüzgarlı yerde çalışıyorlar. Evet. Ne yapayım? Mecburen abi, Hüseyin abi şey yaptı, bir ceviz yaprağı verdi. Tamam mı? Ablaya tuttum, abla sarma zannetmesin dedim. Evet. Siz tanıyalım abla. Ben de Nazife Acar. Hüseyin Acar'ın geliniyim. Evet, gelinisiniz. Evet. Sizi çalıştırıyor değil mi burada? Geldik. Evet. Vay anasını. Abla siz? Biz de Hüseyin Acar'ın hanımıyım. Biz de çalışıyoruz işte. Demek o yatıyor, siz çalışıyorsunuz. Yatmıyor, o da çalışıyor. O da çalışıyor. O bize hazırlıyor toprağın şeyini. Biz de. Maşallah ya. Ya aslında bak, bugün siz köylüsünüz değil mi? Evet, evet. Bugün pazar, aslında siz tatil yerlerinde olmanız lazım. Denizde olmanız tabii, lazım. Tabii, tabii. Bizim tatil yerimiz zaten Şarköy. Tatil deniz. Yani siz tatile gitmeniz lazım. Burada tarlada çalışıyorsunuz. Tarlada çalışıyoruz. Ya. Ne ekiyorsunuz buraya? Ne ekiyoruz? Domates ekiyoruz, fasulye ekiyoruz, ondan sonra bamya ekiyoruz, kavun, karpuz. Evet, ekiyoruz. Severek mi abla? Severek mi çalışıyorsun? Yoksa severek. Zorla seni getirilen buraya? Yok yok, severek, severek. Evet sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi bizim Anadolu köylümüz çalışır, sürekli evet. Çalışır, hiç zorlamak, kış gönlünü çalışır. Yaz, kış çalışır, tatil falan dilemez. İşte evet, köylü böyle. Bu sıcağın altında çalışır. Evet. Çalışmak ibadettir. Çalışan demir ışıldar demişler değil mi? Evet, doğru. Peki abla, teşekkür ederim. Biz teşekkür kolay ederiz. Gelsin. Hayırlı sağ günler olun, diliyorum. Sağ olun. Sevgili izleyiciler,
çobanla baş başa da Çağırköy'deyiz. Çiftçimizi, çalışan çiftçimizi çektikten sonra ona çoban var mı diye sorduk. O tabii bilemedi. Çıktık yola. Çıktık yola. Biz çobanımızı kendimiz bulduk. İşte evet. Çoban gel abi. Şöyle yaklaşalım buyur. Kameraya. Şapka ya. Ha şapka. Şapkada adalet yazıyor sevgili izleyiciler. Şöyle yapalım. Reklam değil yani. Ha, değil mi? Tamam o zaman. Abi sizi evet. Tanıyalım. Ben Şarköy'den Mestan Kaçar. Şarköy'den? Mestan Kaçar. Mestan Kaçar. Evet. Mestan abi. Söyle. Ya keçiler gidiyor böyle. Evet. Sen bu koruda abi acaba çoban var mı diye merak ediyorduk. Tamam mı? Evet. Çıktın. Seni bulduk. Evet. Şimdi buradan geçtin, karşıya geçtin. Değil mi? Şokal Barajı'na doğru iniyorum. Şokal Barajı derler alt tarafa. Şokal Barajı. Evet. Ha. Tüm keçiler oraya gidiyor değil mi şimdi? Evet. Şokal Barajı'na iniyor. Tamam. Evet. Şarköy'den çobanımızı bulduk. Biz de artık çobanla beraber olacağız. Baraja doğru keçilerle beraber gidiyoruz. Hadi yürü abi. Hadi. Arazi arayanlar, tarla, bağ, bahçe, arsa, çiftlik, köy evi. En güzel, en ucuz, en kaliteli ve yatırımlık araziler Keşif Arazi Emlak Ajansı'nda. Keşif Arazi Emlak Ajansı www.arazitv.net. Sevgili izleyiciler, Mestan abiyle bugün beraberiz. Mestan abinin şapkasını beğenmedik. Benim de takkem yok. Mestan abi şöyle bir şey yapalım seninle biz abi. Evet, söyle. Şimdi benim de takkem yok. Evet. Şu önce sen bana giydir takkeyi abi. Ben bir tane daha getirdim tamam mı? Bunu da ben sana giydireceğim. Tamam. Heh. At onu. Tamam. Komple at abi. Orman at gitsin. Aa köpek de var. At at gitsin. Boş ver. Tamam. Eskimiş zaten. Ha bitti. Tamam bitti. Heh. Bismillahirrahmanirrahim de yalnız. Bismillahirrahmanirrahim. Heh. Duasını yapalım evet. Heh. Benim kafam biraz kalın. Evet, biraz zorlanacaksın evet. Ama. Yavaş gözlüklerimi düşürme. Tamam abi. Allah'ım yarabbim. Oldu mu? Vallahi bilmiyorum. Oldu mu abi? Ayna var mı sende? Aynen. Şöyle küçük bir çobanların böyle Mestan abi dedeye benzettin beni be abi. Ay şu gözlüklerimi. Öyle mi? Tabii. Ha, şimdi evet, sıra bende Mestan abi. Bismillahirrahmanirrahim. Mestan abi nasıl? Bak bunun rengi farklı, bunun rengi farklı. Evet. İstersen hangisini beğenirsin onu al. Fark etmez. Buna olur mu? Tamam. Olur. Bismillahirrahmanirrahim diyorum sevgili izleyiciler. Mestan abimize takkemizi giydiriyoruz. Tam valla. Evet. Senin tamam. Tam senin şeye oturdu abi. Evet. Senin şeye oturdu abi. Tamam. Sağ ol. Kafatasına. Kafatası. Benim kafatası tamam. Biraz kalın abi. Tamam. Benim kafa da kalın. Senin de kafa fazla olsun, basmıyor. Tamam. Biraz gayi bastır. Biraz tamam. Mestan abi bu ne abi? Sopayeli bizde işte yılan mılan çıkması. Ha. Tabii. Keçilerin kıçına şöyle bir tane yok bak, vurmayız. Vurmayın değil mi? Vurmayız. Seviyorsun değil mi keçiyi tabii, abi? Severim. Keçiler severim. Seni seviyor mu? Sever. Vallahi. Tabii. He. Mestan abi. Evet. Ya sen nasıl çobansın bak kepenek yok. Torba var. Torbada ne var? Bak. Var işte. Çobanın şey. Torbası da modern ha. Bir şeyler var. He dur bakayım neler var abi göster. Çıkar bakalım. Bol yemeyeceğiz ya. Oh. Ayran. Al abi, al. Ha, dur, tut. Bakalım. Ha? Ya çıkaralım bakalım ne var? Çobanın torbasında ne var? Merak ediyorsunuz değil mi? Tamam, adam diyor çıkarmayın diyor. Ya ayıp olur mu abi? Çoban. Yok, ayıp olmaz. Bak, su var. Oo, su soğuk mu? Aa, soğuk lan su. Vallahi soğuk. Evet, bak. Ayran var. Su var. Bu keçi, ne peyniri bu? Keçi. Herhalde inek peyniri taşık hali yok. Yok, tabii. Tamam, keçi peyniri var. Ondan sonra bakalım. Bir su daha var. Ekmek var. Evet harika. Bunlar işte. Peynir, ekmek, keçi peyniri ve yoğurdu. Şimdi saat şu anda 12'ye geliyor. Öğlen yemek vakti ne zaman abi? Vallahi ne zaman denk gelirse hayvanlar da orada yiyiz. Kaçta yiyiz mesela? Yani? Vallahi 12'de yiyiz. Bir değiliz. Hayvanların durumuna göre hayvanlar yatışıyor. Yatıştığı zaman biz de yemeğimizi yiyoruz. Hayvanlar yatışıyor. Tabii. Senin şey nerede? Gışla. Ev nerede? Mekan? Gışla. Hamza Bınavarı mevkisinde. Gışla ne demek kışla? Yani hayvanların barınağı. Dam. Hayvanların barınağı. Dam. Tabii. Hangi köyde? Şarköy'den. Şarköy'den.
Şarköy'de. Evet. Şarköy'ün dışında mı, içinde mi? Dışında. Dışında. Hamza Bunalar'ın mevkisi var. Dolucuların bağlarıdır. Tekel'in bağları var bizim Uşlayan'ında. Oradadır yani Şarköy'e inerken. Evet. Evet. Kaçta çıktın sabah? Sabahleyin 10'da çıktım. 10'da çıktın. Evet. Yaklaşık 2 saattir. Evet. Hep böyle geliyor musun? Mesela tabii orman işlerinden otlayarak geliyor hayvanlar. Bu orman çam ormanı değil mi? Çam ormanı. Tabii çam mevkiler. Ya öte gitme, evet. Beri geldi abi. Tamam. Korkma, ısırmam abi. Tamam. Vallahi yani şimdi Mustan abi, evet. Doğal su diyor, kurduk sevgili izleyiciler buraya. Evet. Organiktir bu hayvanların sütü. Ha. Ben yani, ona samimi olmak yaklaşıkta, evet. O geri kaçıyor, yaklaşıkta geri kaçıyor. Evet, tamam, korkma abi, ısırmam buyur, abi. Buyur, tamam. Ha, sen yaklaş, ben geri kaçayım. Tamam, ben geliyorum. Böyle, tamam, olsun. Tamam. Tamam, harika. Hiç, gitsin be, boş ver. Geçtiler, gittiler aşağıda. Mustan abi, hiç televizyona çıktın mı abi? Çıkmadım abi. İlk defa ünlü oluyorsun. İlk defa. Ben ilk de öyle abi. Evet, ilk defa. İlk defa, aynen. Peki, bizim programı Çobanla Baş Başa izliyor musun? İzliyorum. Valla, nasıl? Güzel çok, oluyor mu? Çok güzel. Valla. Çok güzel. Beğenmiyorlar ama altta yorum yazıyorlar. Ya çobanı niye çektin? Bak böyle. Çobanı niye çektin? Tamam. Çoban ya arkadaş biz çobanla samimiyiz ya. Sana evet, ne? Tabii doğru. Sen de beni çek. Evet. He. Bu dur takıyı düzeltelim abi. Yamulmuş abi. Evet. Abi ben de şimdi evet tamam. Niye böyle çobanlar bizim program çok izleniyor? Çok, çok ben de çobanım orada ondan abi. Evet. Ama bak 3 tane kuzu alacağım ben. 3 tane. Birisi kara olacak, kara kuzu. Evet. 2 tane de beyaz olsun, tamam mı? 2 erkek, 1 dişi kuzu istiyorum. 1400 metrekarelik bir bahçem var. Evet. Oraya koyacağım. Birisi dişi, birisi erkek olan damızlık yapacağım. Evet. Bir erkek olan da 1 sene sonra kurban keseceğim. Ama kuzuları ben beğeneceğim yani. Ben beğeneceğim. Yani böyle evet. Ben de kuzu ve geral değil. Böyle kuzu benim hoşuma gidecek böyle, tamam mı? Aldığım ya, zaman ben kuzuyu böyle sarılacağım, tabii. Öpeceğim, evet, seveceğim. Tabii. Tamam, o benim gözüme bakacak, ben onun gözüne evet. Bakacağım. Anlatabildim mi? Evet. Yani böyle küçükken alacağım. İcabında süt yüzeceğim, vereceğim, tabii. Yem vereceğim, alıştıracağım. Evet. Çağırdım mı geleceğim, eğiteceğim yani böyle. Evet. Hobi. Güzel olur yani. Sen de, hayvan da alışır sana. Tabii. Sende kaç tane keçi var Mestan abi? 400 tane. Maşallah. 400 tane. Maşallah. Mestan abi. Mestan abi. Burada ne var lan? Allah Allah. Oh. Aa, burada domuzlar. Burada bir delikte şey var ya. Ha. Mestan abi. Evet. 400 tane keçi var. Evet. Maşallah ya. Allah Allah. Kaç senedir bu işi yapıyorsun? Allah 15 de bu babamdan ayrıldıktan beri yapıyorum. 30 senedir yapıyoruz bu işi. 30 senedir tabii, yapıyorsun. Yapıyoruz. Yaş kaç Mustan abi? 62. 62 yaşındasın. Tabii. Emeklilik var mı peki? Yaşım doldu da biraz... Mezarda olacak inşallah diyorsun. Mezarda olacak inşallah diyorsun tabii. Mezarda olacak. Yaş doldu da olamadın mı? Olamadım. Nasıl biraz, yani? Prim bitti mi? Bitti. Biraz borç görünüyor orada. Borç mu? Evet. Yani ödemedin mi ya? Ödeyemedik. Yapma ya. Tabii ödeyemedik. Ne kadar borç? Var bir 70-80 lira var herhalde. 70-80 bin evet. TL? Evet. Uh be Mustan çok, abi sen çok. Hiç ödememişsin ödemedim. Be abi. Ödemedim. Valla senin işin yaş gözüküyor abi. Evet. Yani 10 sene falan ödedik herhalde. 70. Bir daha ödeyemedik. Vay be. Evet. Çobanlar hep böyle sevgili izleyiciler. Yani ipin ucunu kaçırmış, battı balık yan gider gitmişler. 70-80 bin lira Bağkur borcu var. Öderse ödeyecek. Kaç tane keçi satman lazım? 100 tane. 100. Tabii. 100 tane. Yani 400 keçi var. Yok sürü değil yani. Sürü değil. Yani sürüden 100 tane satsa Mestan abi emekli olacak abi. Sen abi evet. Ol. Sat. Evet. Gerçekten başka bir şey yoksa. Niyetimiz var zaten. Sat tabii. Öde. Evet. Her ay 2000-2000 TL alırsın. Evet. Ondan sonra çobanlığı bırakma bak maaşa bağlanınca. Allah keçi. Allah Allah. Bak keçi baktı ki. Keçi baktı ki çoban gelsin abi. Gel. Gıbıcı. Allah Allah. Evet. İşte ekseniz oğlaklar falan var. Oğlakları falan da çekerdiniz. Daha iyi değil. Olur. Şimdi... Oğlaklar da köyde mi? Damda. Vay be. Orada var. Nasıl, güzel mi oğlaklar? Güzel. Sevelim çok, çok güzeldir ya. Vay anasını. Evet.
keçileri kaçırmayalım. Hani derler ya, keçileri kaçırdı. Kaçırdı. Değil mi? Keçileri kaçırmayalım. Hadi gidelim abi. Barajın yanına gidiyoruz sevgili izleyiciler. Orman yolundan gidemedik. Yol kapandı bir yerde. Burada bir çay var. Arabamıza yolda bir çoban bulduk. O bizi götürüyor. Bak bu dereden geçiyoruz. Allah! Ah. Harika. Geçtik. Şöyle. Tamam. Çobanımız arkada oturuyor. Koyun çobanıymış o. Abi! Bak işte, bak şu adam işte, bu adam bak. Sevgili izleyiciler, isim ne abi senin? Celal abi. Celal abi, şimdi bu abinin yanına gidiyoruz, bir keçi çobanın yanına, tanıyor musun onu? İsimce tanırım, Şarköy'den Mursalı, Şarköy'de oturuyor Mursalı Mestan. Köyünden. Mestan abi. He. Evet. Ya bize dedi ki Mestan abi, keçiler indi, biz oradan arabayla gidemedik. Orman yolundan bir denedik, geri döndük. İşte bu yoldan bize tarif etti. Bakalım şimdi gidiyoruz, bulacağız onu. Onun keçileri suladığı yer baraj. Heh. Bu yol baraja gider. İşte bu, buradan gideceğiz. Evet, sevgili izleyiciler, çobanımızı yolda bulduk, Celal abiyi. Mestan abinin yanına giderken yol sorduk. Bu da çobanmış, bizi hemen tanıdı. Değil mi? Tanıdın mı bizi abi? Tanımaz ha? Mıyım abi ya? Nereden tanıyorsun bizi abi? Çiftçi ha? TV'den. Valla? Her zaman izlerim. Güzel mi programımız? Süper. Vay, yani harika. İsim neydi senin? Celal Yersüren. Celal Yersüren mi? Evet. Sen yerleri mi sürüyorsun Celal abi? Gerektiği zaman sürerim. Sürüyorsun, kendimi arayınca traktör şoförüyüm. Oha. Yani değil mi? Tabii. Çoban dediğin böyle yapacak. Oha diyecek. Celal abi. Sevgili de Celal abi dedi ki burada bir baraj var. Burada 400 dönümlük bir cevizlik var dedi. Tamam mı? Devletten 49 yıllığına kiralamış. Öyle mi abi? Evet, nedir evet. Konu? Şimdi burada 400 dönüm orman arazisi vardı. Heh. Bir kanun çıkardılar. Ormanı sattılar 49 yıllığına. Heh. Adamlar alan aldı. Cevizlik yaptı. Ceviz yaptı. Şu an tel örgüye çekildi. Biz ne koyun geçirebiliriz ne hayvanları otlatamıyoruz. Evet. Merak almadı. Merak almadı diyorsun. Köylü nerede otlatacak abi? Kuru yer. Evet. Şimdi parayı kazanan kazanır, çobanlar. Kapalı hayvan bakacaksın. Evet. Kapalı hayvan bakıyoruz şu an. Bu gölet de onun mu? Gölet de onların. Suyu şey yaptılar, su basıyorlar, cevizleri suluyorlar işte. Allah Allah. Bu gölet kendinden biriken sulağı mı bu? Kendinden değil, cevizliği alanlar kepçeyle yaptılar. Ha, kepçeyle yaptılar ama işte yağmur suları bu. Tabii yağmur suları. Evet. Sevgili izleyiciler bakın görün, işte gösteriyorum. Doğal bir gölet. Herhangi bir beton, meton yok. Kepçeyle bir çukuru kazmışlar. Yağmur suları burada birikmiş ve bu yaz boyunca bu 400 dönümlük cevizliği suluyor. İşte farklı bir su projesi de bu. Su projelerini, arazide su projelerini ben köylülerden öğreniyorum. Çiftçilerden öğreniyorum. Üreticilerden öğreniyorum. Gerçekten köylüler, çiftçiler, üreticiler aynen bir mühendis gibi yaşayarak her şeyi daha iyi öğreniyorlar. Televizyon başında, ekranlarda, bilgisayarda, masa başından bilgi taslamak, bilgiçlik taslamak aslında her şeyi çözmüyor. Yani teknik bilgiye sahip olabilirsiniz ama pratik yapmadınız mı o teknik bilginizin boş olduğunu göreceksiniz. İşte burada canlı olarak görüyoruz. Ben bunu her zaman için söylüyorum. Suda bizim Türkiye'miz bol suya sahip ama sular israf oluyor, yok olup denizlere akıp gidiyor. Dolayısıyla böyle her yerde küçük küçük göletler, barajlar yapmamız lazım. Her şeyi devlet yapsın diye beklememiz. Celal abi gel buraya gel. Celal abi. Şöyle gel, şu sol tarafa gel abi. Bak Celal abi bu sarma değil abi. Çünkü rüzgar yapmasın diye
ceviz yaprağına mikrofonu sardık abi. Anladım tamam abi. Anladın değil mi? Sen ha. Bilinçli işler yapıyorsun. Ha. Tamam bak bu kendi bilimsel bir şey değil bu. Tamam bak buradan mikrofona konuşuyor, rüzgarı almıyor. İşte Celal abi bize bunu gösterdi. Biz de size gösteriyoruz çobanımızın yanına giderken. Çobanımız diyor ki Celal abi ya diyor 400 dönüm yeri diyor. Devlet 49 yılında kiraladı diyor. Bizim meralarımız daraldı diyor. Zaten burası değil. Zaten bu köyde 1000 dönüm yer satıldı. Kiralandı. Ya 3-4 parça cevizlik yapıldı. Evet. Tabii Celal abi de haklı. Ama 400 dönüm atıl bir arazi adam almış, ceviz ekmiş, üretim yapıyor. Ülkemizin cevize ihtiyacı var. Bu da önemli be Celal abi. Önemli, önemli ne? Yani ne üreticiler mağdur olsun, ne de bizim arazilerimiz boş yere israf olsun. Öyle değil mi Celal abi? Öyle, öyle, öyle. Değil mi yani? Şimdi sen gelip burada koyun mu yayıyordun, bu araziye bakamayacaktın? Şimdi tabii... Yapılanlar iyi ama bizim açımızdan kötü. Evet. Şimdi burada 500-600 tane hayvan dönüyordu. Evet. Şu anda nerede dönecek? Nerede keçicilik bitti? Evet. Keçi yapamıyoruz. Köyde evet. Bir sürü keçi yok. Koyun bakan bakar evinde. Evet. Benim gibi yeri olan bakar. Şu an hayvancılık küçük baş hayvan keçicilik işi bitti. Evet. Keçi bakılmaz. Yer yok. Yer yok. Çamlık ekildi, cevizlik ekildi. Bakılmaz. Yani çamlıkların içerisinde hayvan bakılıyor bak. Bizim o abimiz Meslan abimiz de çamların içerisinde şimdi keçilere bakıyor. Mecbur bakacak. Mecbur bak. Başka yani yeri. Çamlar bir nevi yani hem zenginlik hem de hayvan üretimi açısından yani iyi yani. İyi güzel biz kötü demiyoruz da bilmiyorum bizim bilmediğimiz bir şey mi var? Ama bizim açımızdan kötü. Hadi tamam. Gidelim Celal abi gidelim şu Meslan abinin yanına gidelim abi hadi gidelim. Gidelim. Abi. Kime niyet, kime kısmet? Meslan abi ararken aynı yerde başka bir çoban bulduk. O yok. Valla ben de yeniyim, ben de misafirim. Öyle mi? Vallahi. Sizin ismin ne abi? Mustafa. Mustafa? Evet. Mustafa Kurt. Mustafa Kurt. Evet. Kurt var mı burada abi? Dolu istemediğin kadar. Çok. Senden İstemedim. Başka da var yani. Kurt. Var. Bu keçiler senin mi? Ama bugün gelmez. Bugün iki bacaklısı var. Ne var? İki bacaklısı var. İki bacaklı kurt var. Ha. Daha tehlikelisi. Ya Meslan abi tanıyor musun sen? Tanımıyorum ben. Allah Allah. Nasıl ya burada birbirini tanımayan çobanlar ya? Ben şimdi tanımadım nasıl dedim ya sen sana. Ben misafir. Misafir mi? Ben misafirim. Aa misafir çoban. Yani. Allah Allah. Bugün. Bugün. Kaynatanın keçilere geldim ben. Üzeyir Gülen keçilerine geldim. Üzeyir Gülen keçilere tabii, geldin. Ben onların damatıyım. Vay be. Düğünleri yani, var. Adiler bugün gitsen. Bugün bize geldi kısmet. Ki kısmete de bugün siz de denk geldiniz. Keçi çobanının düğünü var. Ya düğünü değil yakınları çobanlarının. Ha çobanların düğünü var. Evet. Onlar oraya gittiler. Evet biz de bugün kısmet bize dediler. İyi be iyi vallahi ne güzel. Peki anlıyor musun bu işten? Pek anladığım söylenmiyor. Zaten anlasam fabrikalarda sürülmeyeceğim. Kaynataya geleceğim. Öyle mi? Fabrikada mı çalışıyorsun? Fabrikada çalışıyorum. Bak şimdi eğitim yapmıştı antrenman. Bak hoşuna giderse al burada 100 tane keçi. Bak be abi seni tutan mı var? Ya beni tutan yok da anlamadıktan sonra bu iş bak şimdi bu iş anlamak olur dayı. Bir içeriden içinden gelecek iki. Bu iş yani hayvan var deyip de alıp sopaya gitmekle de olmuyor bu iş. Diyorsun. Diyorsun değil öyle yani bu işin şeyi bir bebeğe nasıl bakarsan hayvana da öyle bakarsan kazanırsın. Kaç gündür? Bugün mü geldi sadece? Bugün Sefte'yim mi? Pazar günü. Evet bugün pazar. Kaç Sefte'yim. Tane keçi var burada? Vallahi bilmiyorum ki şimdi 600-700 tane burada çok rahat. Maşallah ya. Tek başınasın. Evet. Şu karşılardan aşağı inim işte. Böyle dere yakan şu şuralara kadar gideceğim. Oradan gerisi gidiyor. Oralara kadar gideceğim. Tabii. Hani kaynatanın bize verdiği talimatla gidiyoruz işte. Allah Allah. Ya biz diğer çobanı kaybettik ya. O Meslan abi. Ha? Meslan abinizi bilmiyorum vallahi. Allah Allah. Daha inmemiştir ya. Bizim bir erken geldik. Biz şimdi yabancıyız ya. Yani biz bilmediğimiz için. Evet döndük de döndük ya. Şimdi biz yabancı olduğumuz için ben çağırdım onları haydi aşağı. Şimdi mesela bizim kendi sahibi olsa böyle çabuk gelmez. Demin de aradılar mesela neresi dedim dereye indim. Hayır senin torban da var değil mi? Var var. Vay anasını satın. Yaş kaç? Yaş 34. 34. Evet. Nasıl çobanlık iyi mi? Bugün misafir çoban. Misafir çobanla baş başayız sevgili izleyiciler. Misafir çobanla
baş başayız. Gördüğünüz gibi adam 700 tane keçiye bakıyor, misafir. Siz olun, çobanlara yardımcı olun. Çobanların da, çobanlar da insan ya, onlar da bizim gibi. Tamam mı? Düğünler oluyor, cenazeler oluyor, tatile giderler, pikniğe giderler, sahile giderler. Öyle değil mi? Yani yedek çoban olması lazım. Herkes çobanlığı bilmesi lazım. Zaten, öyle değil mi? Zaten olmaz. Ayağına bastım abi. Ayağına bastım. Sen de benimkine bas abi, ödeşelim. Ya sıkıntı değil. Vay be. Şeyde şimdi, baksana. Evet. Sen lastik, çoban lastiği giymişsin mi? Ya mecbur giyeceksin. Burada gitmez köbür ayakkabılarla. Nasıl diyeyim? Senin ayakkabılar gittin takıldın pırana. Haydi in aşağı ondan sonra. Valla. Lastik giymişsin. Yer öpersin çok burada sonra. Bakalım bakalım lastik. Bak. Bu keçilerde bu gider dayı. Gider mi o? Gider mi o keçilerde? Bak işte. İşte çobanın ayakkabısı bak, görüyor musun? İskarpin. Kara lastik. Yani. Kara lastik. Gider mi başka? Giy abi. At abi at. Attım abi. Adamsın. Vay be, helal olsun be. Sopa da almışsın tamam mı? Vay be sopa. Ne bu sopası abi bu? Kızılcık'tan yapalar genetle. Vay be. Kızılcık'tan yapalar genetle, dayanıklı. Bak keçiler döndü dayı. Rüzgarı gördü, haydi döndü. Aa, nasıl yani rüzgar gördü? Rüzgar estiği için karşıdan rüzgara doğru gider her zaman. Ondan altta kaldım ben de. Bak, bekliyordum. Öğrenmişim bak rüzgara. Ya az çok yani ufaktan yaptık da. Ondan sonra İstanbul'a Gümüşyaka'ya gittim ben. Bayağı bir zaman Gümüşyaka'da kaldım bir 5-6 10 sene. Geri geldim şimdi. Evet. Malkara'da sanayide şu an çalışıyorum. Sanayide çalışıyorum. Evet. Bir saniye. Kalk 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 kalk. Nasıl abi, keçi peynirin kilosu ne kadar? 35 lira. 35 liradan evet. Satıyorsun. Evet satıyorum ben 35 lira. Toptan alırsan 30'dan veriyorum. Hı hı. Yani çok müşteriler hepsi hazır evden alıyorlar. Pazara bile çıkaramıyoruz. Evet. Organik peynirdir bu yani, güzeldir. Bunu da... İkide yemiş alıyor, o öğlen yemeğini yiyor. İkisini bir abiyle. Siyah keçi. Vay be, manzaraya bak be abi ya. He? Evet. Şu zevke bak ya. İşte. İşte çobanın mutluluğu. Çobanlık böyle temiz hava, bol gıda ha? Tabii. Temiz hava. Bir ayak hizmeti. Elinde sarmaya sopa. Evet. Evet. Sen günde herkes yanmıyor bunu. Zor geliyor işte. Bir de canı sıkılıyor. Ama biz zevkle yapıyoruz bu işi. 35 küs senedir yapıyoruz bu işi biz. Babadan böyle gördük, böyle gidiyoruz. Hayvana meraklıyız. Şimdi yalnız çoban bulunmuyoruz. Çoban zorluğu var yani, sıkıntısı var. Hep çobanlar Afgan, yabancı, anlaşması zorundalar. Evet. Bir sıkıntı o yani. Vay be Mestan abi, demek sen keçi peynirini böyle bütün bütün yiyorsun ha. Bakalım bakalım keçi peyniri nasılmış. Oo. Vallahi keçi peyniri mükemmel ya. Bir de ekmekle yiyelim bakalım keçi peyniri. Oh. Harika. Böyle mi yapayım? Harika. Bir de sarma ye. Hı? Arada sarma ye. Böyle mi? Sarma ye. Mikrofonu sarma ye. Abi sarma da ye. Rüzgar almasın diye mikrofonu. Evet. Böyle yaptık abi bak. Ben fazla yemeyeyim. Sonra niye biliyor musun? Evet. Bizim izleyicilerimiz bakıyorlar, sonra altına yorum yazıyorlar. Ya çobanın yemeğini yedin ya. Yiyeyim buyurun ya. Ben az evvel yedim ya. Ye, ye buyur. Yeter. İkimizden de yeter. Bak. Koydum zaten. Çobanın yemeğini yedin diyor. Tamam mı? Yok. Ayıp ettin. Çoban zaten bir kişilik getirmiş diyor. En iyisi mi? Sen yedim, devam et abi. Yedim ben. Az evvel yedim. Ben size açtım onu, siz yiyin diye. Tamam. Siz yiyin diye. Afiyet olsun.
Afiyet olsun. Çok keçiler de yattılar şu anda. Yattılar, dinlensinler biraz. Of bakalım şu ay, şu keçiyle konuşayım bakalım. Allah şu yaprağı yemesin mikrofon diye. Yok, değil mi? Ay. Gebıcı bıcı bıcı bıcı. Şşt. Gel bakalım. Ha? Şşt. Adın ne senin? Ha şununla konuşayım gel. Bak. Allah. Oh, ay ay ay. Şşt. Adın ne senin bakayım? He? Lan tekeymiş ya. Oh oh maşallah maşallah. Allah. Bıcı bıcı. Oy tatlım gel. Gel gel. Gel. Ha. Ha. Ah. Allah şuna bak ya. Ne güzel hayvan ya. Oy bıcı 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 bıcı. Oy bu tekeye benziyor ama keçi bu. He, keçi. Bıcı bıcı bıcı. Ah. Vallahi mikrofonu yiyecek. Ay ay. Oy ne güzel senin sakalın var. Oh mis gibi kokuyor vallahi bu keçi ya. Ay ay bucu 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 bucu. Bucu. Oy oy bakalım. Oy. Sağım. Sağım yapıyor musun? Vallahi çok harika. Oğlaklar da var bunların. Var. Var duruyorlar işte mekanda, damda. Satacağım ama müşteri olursam satacağım. Neyi satacaksın? Oğlakları. Ha oğlakları satacaksın. Evet, evet. Kaç tane oğlak var satılık? Şimdilik 100 tane var. Oo ne kadar tane hesabı mı vereceksin? Şimdi 17 lira paskül istiyorlar kasaplar. Kasapları da kestirmek istemiyorum. Hepsi damızlık oğlaklar. Damızlık. Güzel oğlaklar. Ha. Bakalım bir arkadaş istiyor onları. Para falan çekebilirse kredi almak istiyor. Ne kadar tanesi? Aşağı yukarı 350-400'e geliyor tane hesabına vurursan. Evet. Ama kilo alan olursa işte kilosuna göre. Evet. Hayvan var 30 kilo, hayvan var 25 kilo. Celal abi diyor ki sevgili izleyiciler. Hayvanına göre yani değişiyor. Kilo 100 tane satılık oğlak var diyor damızlık. 300-350-400 lira tanesi. Evet. Bak telefoncu oğlak istiyor galiba sana. Aç bakayım aç. Kim arıyor? Efendim? Yokum de yokum. Yok. Yok canım tamam. Kim bu lan? Az evvel haber vermiştim ben söylemiştim. Dolandırıcı olan olmasın diye. Dolandırıcı falan olmasın lan diyor. Aç aç aç. Ne diyor? Dolandırıcı falan olmasın lan mı diyor? Dolandırıcılığından mı çıktı insan? Evet evet. Şimdi böyle hayvan almaya diye. Allah Allah. Niye korkuyorlar? Demen her söylemiştim yukarıda. Fotoğraf sen dedin televizyondan geldi la. Evet. O da diyor ki dolandırıcı falan olmasın. Evet korkuyorlar. Televizyondan geldik diye. Demek ki ya. Demek ki insanlık bu kadar şeytanlıkla dolmuş ha. Evet evet. Vay anasını ya. Ne yapsın? Uyarıyorlar işte. Uyarıyorlar. Uyarıyorlar evet. Ya, öyle yapanlar var. Mesela ben duydum var, birkaç yerde. Var. Çünkü bu yeni köyünde bir arkadaş benim asker arkadaşım oluyor hatta. Satılık keçi var mı diye yanına sokuluyor. Var diyor. Heh. Kaç para? 500 lira tanesi. İlerisi ne oldu o iş? Heh. Tamam diyor. Çek yük edelim. Çek yük edelim diyor. Yükle diyorlar. Parayı diyorlar Şarkün'le vereceğiz. Şarkün'e heh, uğramadan düz geçiyorlar. Tekirdağ'da vereceğiz diyorlar. Tekirdağ'da çocuğun atıyorlar arabadan. Basıyorlar gidiyorlar. Allah Allah. Adam emekli olacağım diye satıyor keçileri. Evet, evet. Aynı benim aç, gibi işte. Ben aç, de şimdi... Aç. Efendim... Ve barajlıyım. Bu kardeşimin çocuğu. Ha. Yok oğlum. Ben aşağıda yatırayım barajlıyım. Tamam. Şimdi ben... Maşallah hiç telefonlarında susmuyor. İş adamı gibisin ha. Evet. Şimdi üst tarafta arkadaşın keçileri varmış. Hı hı. Oradan sarma karıştırırsınız diyor. Ha. Vay anasını be. Ben bu taraftan sarar. Onun için uyarayım. Vay anasını be. Yani haritacı gibisin aynı zamanda evet, ha. Üst tarafta arkadaşın keçileri var, sarma diyorsun. Evet. Vay be. Mesten abi biz artık toz olup gider mi ya? Sen keçiler yatıyor, uyumaya başladı. Şimdi sen de yatacaksın, değil mi? Evet. İki saat buradasın. Buradayız işte. O gündüz uykusu, serin serin, rüzgar evet, o biçim, hava evet, o biçim. Tamam biz şimdi Celal abiyle köye gideceğiz. Oradan basıp gideceğiz artık. Tamam. İpsala'ya doğru gideceğiz.
Tamam. Tamam oldu. Hayırlı yok. Peki sen burada yat abi. Hadi tamam. Hoşça kal. Teşekkür ederiz. Size de teşekkür ederim. Hayırlı yolculuk. Çok teşekkür ederim. Bak, çok sağ olun. Bak su istersen gölden su içebilirsin. İçelim. Bol bol. Ay, biz demin içtik. Tamam var. Göl büyük. Tamam hadi hoşça kal. Hayvanlara da yeter, insanlara da yeter. Tamam.